Ülke ekonomisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeden önce 2018 yılında dış tehditlere son bir kez daha maruz kalmıştı. Ardından 2 yıl aşkın bir süredir dünya pandemiyle savaş halinde. Tüm dünya devletleri pandeminin kazı içerisinden çıkmaya çalışıyor. Değerli milletvekilleri, hep birlikte ekonomilerin durduğuna şahit olduk. Dünyada emtia maliyetleri, enerji fiyatları, gıda fiyatları zirveye yaptı. Doğal afetler her tarafı yakıp yıktı. Daha dün yanı başımızda başlayan savaşla dünyanın nereye evrildiğini ekranlardan birlikte seyrediyoruz. Petrol, doğalgaz ve enerji fiyatlarının yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Bunları görmezlikten gelip yokmuş gibi hareket etmek tam da bir samimiyetsizlik örneğidir. Bravo, doğru. Bugün Euro bölgesinde ve dünyanın birçok noktasında enflasyon tarihi değerlere ulaştı. Dünyanın en zengin, en gelişmiş ülkeleri bile bu durumdan muzdarip. Kaldı ki vatandaşları bile sokaklarda protesto ediyorlar. Enflasyon bugün bir dünya gerçeği. Şükürler olsun ki Türkiye'nin ekonomik altyapısı sağlam, makro verileri de çok iyi. Bugün ihracatımız 225 milyar dolarlara ulaşmışken büyüme rakamlarımız da %11'lere ulaşmış durumda. İnşallah yeni ekonomik modelimizle birlikte bu işin üstesinden de Cumhur İttifakı'yla birlikte geleceğiz. Vatandaşlarımızı rahatlatmak için asgari ücretin artırılması, emekli ücretleriyle ilgili yapılan iyileştirmeler, KDV indirilmesi, yatırımların artması için finansmana erişimin kolaylaştırılması yönünde ciddi adımlarımız var. Bunlar devam edecek. İnşallah hep birlikte ülkemizi büyütmeye devam ediyoruz. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bürokratik oligarşiyi ortadan kaldıran ekler ayrımını tam manasıyla işleten hızlı karar alma mekanizmasını devreye sokarak işleyişi kolaylaştıran, zamanında ve etkili bir şekilde kararları uygulayan, devletin her anda çıkar ve menfaatlerini koruyan, iç ve dış politikada ve her alanda etkin ve etkili olmasını sağ. Buyurun toparlayın Sayın Kırpınar. Türkiye bu sistemle çok ciddi badireler atlatabilmiş. İnşallah bundan sonra da bu sistemle bütün zorluklara göğüs gerecektir. Değerli milletvekilleri, eski sistem meraklıları bu özlemlerini gidermek için 28 Şubat'ta 6+1 metoduyla bir araya geldiler. Bunlar bırakın Cumhurbaşkanını kimin seçeceğini, daha oturma düzenlerine bile karar veremediler. Kim ne derse desin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin çok önemli bir kazanımıdır. Ben bu vesileyle genel kurulu ve ekranları başında bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Özgür Bey elini kaldırınca ne oluyor? Yok. Buyurun. Sayın Başkanım, eğer bir ülkede iktidar muhalefeti eleştirmeye başlamışsa psikolojik iktidar el değiştirdi demektir. O yüzden artık oradan sonra yapılacak iş demokratik sınırlar içinde zamanı tüketip vatandaşı oyalamadan bir an önce sandık gelmezse günü geldiğinde psikolojik iktidar sahiplerinin fiili iktidarı devralmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı biraz önceki hatibe ilham verecek bir konuşmayı dün akşam Kadem'de yapmış. Bunlar diyor oturmuşlar diyor. Hükümeti nasıl ele geçiririz diye uğraşıyorlar diyor. O konuda Sayın Cumhurbaşkanı'na söyleyeyim. Bir benzer toplantıyı bu pazartesi 13'te yapacağız. Merkez Yönetim Kurulu'nda. Demokrasi böyle bir şeydir. Partiler iktidarı ele geçirmeyi hesap ederler. Bu gizli değil, açık niyetimizdir.
Bunu yapmak suretiyle